genel olarak kabul edilen 12 hafta cesametinden büyük, evet. Yani gebeliğin 12 haftası büyüklüğünde oluşmuş olan bir rahim düşünelim. Ondan daha büyük miyomların ameliyat edilmesi, tedavi edilmesi diyelim yönündedir. Ama hastada hiçbir sıkıntı yaratmayan 6-7 santimlik bir miyomu almak zorunda değiliz. Güzel. Takiplerde büyümüyorsa. Ama yarım santimlik dediğim gibi rahim duvarının içerisinde hastanın tekrarlayan düşüklerine sebep olan yarım santimden bahsediyorum. Bir santimden bozuluyor. Bahsediyorum. Evet, yani evet. Rahim duvarı içerisinde gebe kalmasına engel olan, aşırı adet kanamaları yüzünden kan takılmak zorunda kalan hastalarımız da vardır. Kansızlık yapıyor diyebilir miyim? Kansızlık yapıyor tabii. Yani çok farklı mekanizmalarla sadece rahim duvarına yerleşen miyomlar değil, rahim duvarının daha dışında olan miyomlar da rahmin adet dönümde kasılmasını engelleyerek, rahim hacmini artırarak, rahim duvarı yüzey alanını artırarak daha fazla kanamaya sebep olabilir. Çok fazla kanamaya sebep oluyorsa, hastada ciddi kansızlık yapıyorsa, hasta gerçekten ağrıdan ciddi anlamda muzdarip bir hayat kalitesini bozuyorsa, rahim dışına yerleşmiş olan miyomların özellikle yaratabileceği farklı şikayetler vardır. Rahim ön tarafında mesane dediğimiz idrar torbası vardır. Arka tarafında da rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmı vardır. Ön tarafa doğru ciddi anlamda büyüyen bir kitle idrar torbasına baskı yaparak sık idrara çıkma. İdrar kaçırma olabilir mi? İdrar kaçırma, sık sık idrara çıkma gibi şikayetler yaratabilir. İdrar torbasına böbrekten gelen hortum, üreterin üzerine baskı yaparak böbrekte şişme yapabilir. Tam tersi rahmin arka tarafında dışarı doğru büyüyen büyük bir miyom, bağırsağın son bölümü olan rektuma baskı yaparak kabızlık yapabilir. Zorluk yaratabilir o konuyla ilgili. İç organlar diyor ki tabii baskı kurabilir. Evet, baskı kurabilir. Sorun var. Bunlar ameliyat sebepleri olabilecek durumlar. Ama hastada hiçbir şikayet yoksa, miyomun yerleşimi hastada bu tarz şikayetlere veya kanama gibi şikayetlere sebep olmuyorsa sadece takip etme seçeneği vardır. Ne zaman ameliyat edilir? Bunlar olduğu zaman ameliyat edilebilir. Kanama aşırı yaptığı zaman ve kansızlığa sebep olduğu zaman ameliyat edilebilir. Gebe kalmaya engel olduğu düşünülüyorsa gerçekten dediğim gibi o zaman ameliyat edilir. Peki ne yapılır? Ameliyat olarak ne yapılır? Öncelikle sadece miyomun alınmasıdır miyom ameliyatlarında. Hastanın yaşı, şikayetinin ciddiyeti, gebelik beklentisi, doğurganlık öyküsü. 4 çocuğu var ve 49 yaşında hasta ve çok büyük bir miyomu var. Burada rahmi korumanın çok anlamı yok gibi görünüyor. Ama hasta yine de rahmin korunsun isteyebilir. Psikolojik faktörler var, dinsel faktörler var. Tercih hakkını kullanabilir. Eğer ki kötü bir şey düşünülmüyorsa o miyomla ilgili, menopoza yakın dönemlerde tercih edilen rahim almadır. Zaten doğurganlığını da tamamlamışsa hasta, eğer gebelik beklentimiz de yoksa menopoza yakın yaşlarda rahim alma ilk seçenek olarak düşünülebilir. Ama dediğim gibi yine hastayla bunları iyice konuşmak, tartmak, sonuçlarının nasıl olduğunu anlatmak ve detaylı bilgilendirmek gerekiyor. Hasta illaki rahimim kalsın diyorsa sadece miyom alınıp rahim de bırakılabilir tabii ki. Ama genel anlamda doğurganlık çağında olan ve hastada ciddi şikayetler yaratan miyom hastasında ilk tercih miyomektomi dediğimiz miyom alma ameliyatıdır. Açık olarak yapılabilir bu ameliyat, kapalı olarak yapılabilir. Kapalı olarak yapabilmek için hastanın koşullarının uygun olması lazım. Miyom boyutları, yerleşimi ve sayısı kapalı yapıp yapmama konusunda belirleyici rol alabiliyor. Hekimin bunu yapıyor olması, hastanenin bu altyapıya sahip olması da belirleyici faktörlerden biri. En çok tercih edilen dediğim gibi miyom alma ameliyatıdır. Ama her hastanın da şunu bilmesinde fayda vardır. Hastalar miyom alınma esnasında durdurulamayan kanamalar, çok büyük miyomların ameliyatında olabilecek şeyler, özellikle rahim ağzına yerleşmiş miyomlarda daha çok kanama olabiliyor. Çıkarılması aslında en zor olan gruplardan biridir. Rahim duvarına yakınlığı ilişkisi de önemli bir faktördür rahim miyom alma ameliyatlarında. Bütün bunlar detaylı konuşularak çok çok nadir de olsa miyom alma ameliyatı olarak planlanan bir ameliyatın rahim almayla sonuçlanabileceğini çok nadir de olsa bilmelerinde fayda vardır. Ha bugüne kadar hiç ihtiyaç duyduk mu? Duymadık. Çok büyük miyomlar
almış olmamıza rağmen ya da çok sayıda, çok fazla sayıda miyomlar almış olmamıza rağmen şimdiye kadar hiçbir miyom alma ameliyatında rahim almaya dönme ihtiyacı hissetmedik çok şükür. Çok nadir de olsa öyle bir ihtimalin olacağını da bilmelerinde fayda var.